Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle baklavalık yufkadan nefis çıtır çıtır bir börek tarifi paylaşacağım. Hemen yapımına geçiyorum. İlk öncelikle burada 125 gram kadar tereyağım var. Onu erittim. Kabıma alıyorum. İçerisine 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Ve de yarım su bardağından biraz fazla süt ekliyorum ve karıştırıyorum. Bu şekilde 3 malzeme ile böreğimin arasına süreceğim sosumu hazırlıyorum. Hem çıtır çıtır oluyor hem daha güzel bir tat veriyor. Mutlaka bu sos ile yapmanızı tavsiye ederim. Şöyle çok az bir karıştırdıktan sonra bir kenara alıyorum. Ve burada şöyle bir orta boy kase kadar beyaz peyniri ve yine bir orta boy kase kadar da lor peyniri var. Siz de istediğiniz peynirleri kullanabilirsiniz. Bu şekilde ikisini biraz karıştırıyorum. Daha sonra içerisine küçük bir kase doğranmış maydanoz ekliyorum ve güzelce karıştırıyorum. İç harcım da bu şekilde hazır olmuş oluyor. Siz isterseniz peynirli yapabilirsiniz bu böreği, kıymalı yapabilirsiniz, patatesli. Her türlü çok güzel bir tarif oluyor. Ben bugün bu şekilde peynirli yapacağım. Evet, şimdi burada hazır baklavalık yufkam var. Şöyle paketini açıyorum. İçerisinden 2 tanesini alıyorum. Bu şekilde ben baklavalık yufka kullanıyorum. Gerçekten bununla yaptığınız börekler çok lezzetli. Çıtır çıtır oluyor. Harika bir tarif oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. 2 tanesini ayırdıktan sonra kalan baklavalık yufkalarımı bu şekilde bir bezle örtüyorum. Sizin de mutlaka örtmenizi tavsiye ederim. Çünkü çok fazla kuruyor. Sarmanız çok zorlaşacaktır. Bu şekilde hazırladığım sostan yufkalarımın üzerine döküyorum. Dediğim gibi burada 2 tane yufka var. Ve güzelce fırçayla her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Sosunu sürdüğüm yufkalarımın üzerine 2 adet daha baklavalık yufka koyuyorum ve tekrardan sosumdan alıyorum. Bu arada süt aşağıya çöktüğü için bu şekilde karıştıra karıştıra alırsanız daha iyi olacaktır. Tekrardan sosumdan döküp yine her yerine gelecek şekilde yayıyorum. Ve hazırladığım peynirli harcımı yufkanın uç kısmına gelecek şekilde döküyorum. Bu şekilde bir şerit halinde peynirli harcımı döküp düzeltiyorum. Daha sonrasında hiç ucunu kapatmadan direkt rulo yapıyorum. Ne çok sıkı ne de çok gevşek olacak. Bu şekilde hazırlıyorum. Ve böreğimi yağladığım tepsime koyuyorum. Ben bu şekilde bir tepsi kullanıyorum. Her türlü istediğiniz tepside pişirebilirsiniz. İsterseniz altına yağlı kağıt da koyabilirsiniz. Ben sadece yağlamayı tercih ettim. Tekrardan 2 adet yufkamı aldım. Güzelce sosunu sürüyorum. El açması tadında harika bir börek tarifi oluyor. Mutlaka baklavalık yufkayla bu böreği denemenizi tavsiye ederim. Hem kıtır kıtır hem çok lezzetli. Bu şekilde tekrardan ikinci katı koydum. Yine sosunu sürüyorum. Ve hazırladığım peynirli harcımı yine uca gelecek şekilde döküyorum. İstiyorsanız kıymalı yapabilirsiniz, patatesli yapabilirsiniz. Peynirin çeşidini de değiştirebilirsiniz. Ve peynirimi düzeltip rulo şeklini veriyorum ve tepsime alıyorum.
Ben toplamda bu şekilde 10 adet rulo yaptım. Yani 40 tane baklavalık yufka kullandım. Eğer fazla geliyorsa daha az yapabilirsiniz. Malzemeleri de ona göre azaltabilirsiniz. Ama 40 tane yufka ile yapmak istiyorsanız bu malzemeler tam geliyor. Evet, son rulomu da yaptım. Onu da tepsime alıyorum. Bu şekilde böreklerim artık hazır. Şimdi üzerine biraz sıvı yağ gezdiriyorum ve bir fırça yardımıyla her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Sadece sıvı yağ sürmeniz yeterli olacaktır. Yine çok güzel bir şekilde üzeri de kızarıyor. Ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında altı ve üstü kızarana kadar pişiriyorum. Fırından çıkarttım. Şimdi çıtırtısını duymanız için güzelce dilimliyorum. Şimdi dilimlediğim böreğimden servis tabağıma da alıyorum. Sesini duymuşsunuzdur, çıtır çıtır. Çok güzel bir börek tarifi. Hem oldukça pratik, malzemesi oldukça az ve yapılışı oldukça kolay. Herkes dediğim gibi el açması yaptığınızı zannedecektir bu tarifle. Tadı da tam bir el açması gibi oluyor zaten. Şöyle size yakından da göstereyim. Çok güzel bir görüntüsü de var. Bu arada siz istiyorsanız böreğinizi fırına vermeden önce de dilimleyebilirsiniz. Ben daha sonrasında dilimledim ama yine her türlü ikisi de çok kolay oluyor. Bir tanesini şu şekilde ortadan ikiye bölüyorum. İçerisini de göstereyim. İçerisi de altı da gayet güzel bir şekilde pişti. Hiçbir şekilde hamur kalmadı. Harika bir tarif. Tarifimi denemeyi, kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.